Kayseri'de berber sıkıntısı, eleman işçisi bulunuyor. Evet, berber sıkıntısı çok. Yaklaşık 10 yıldır var. Çünkü 12 yıllık eğitim çıktığından beri biz çıraklık sıkıntısı yaşıyoruz. Eskiden ortaokulu bitiren oğlum git berber çırağı ol, terzi çırağı ol derlerdi. Şimdi öyle değil. Adam liseyi bitiriyor, saç sakalı bir araya geliyor, çırak olmak istemiyor, iştahı yok. Bu diyor, ailede zorla diyor, liseyi bitirsin falan diyor. O yüzden biz Türk çırağı bırak Suriye çırağı bile bulamıyoruz. Çünkü bizim eskiden bize anne babamız bir mesleğe bırakmaz, bırakır gider işte eti senin kevin benim derdi ustalarımıza. O şey de gitti, iki gün çalışıyor çırak, üçüncü gün kaçıyor gidiyor. Hemen zora gelemiyor. O yüzden biz yaklaşık 10 yıldır bu sıkıntı yaşıyoruz, evet. Aile abi bu, aile. Aile diyecek ki benim oğlum okumuyor, işte bu belli bir yaşı geçmeden bunu tespit edecek ve belli bir mesleğe verecek. Bunun çözümü bu. Yani devlete de bir şey diyemiyoruz. Neticede 12 yıllık eğitim çıkarmış yani. Yani ağaç yaş iken eğilir atı sözünü burada uygulamamız lazım. Yani 13, 14, en fazla 15. Bilemeden 16 yaşından sonra çocuk iştaha gelmiyor. Yani çırak olası gelmiyor yani. Ben yerimi süpüreceğim diyor. Arkadaş çevresinde işte buradan geçerken falan arkadaşı görüyor. Bak hele yer süpürüyor diye dalga geçiyor mahallede. O içinden şeyler gelmiyor yani. Çalışası gelmiyor. Bazı arkadaşlar da geliyor mesela. O meslekten çok parayı düşünüyor. Diyor ki ben diyor burada para kazanamıyorum diyor. O yüzden bırakıyor gidiyor yani ilk başta. Mesleği düşünen yok ki şu devirde yani. O yüzden bak 10 yıldır biz falan çırak sıkıntısı yaşıyoruz yani. İş durumumuz Covid geldi geleli yarı yarıya düşmüştü ama son 6-7 aydır biraz düzelme var. Ama yine kışın yine sıkıntıya gireceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu her sektörde böyle oluyor. 6-7. Ayda turist geliyor diye Türkiye'yi açıyorlar. Covid'i hiç unutuyorlar. Ondan sonra 10. ayda 11. ayda sükse yapınca tekrar yok kapanmalar yok şeyler. Millette de biraz tedirgin var. Tedirginlik var yani açıkçası berberler kalabalık olur gitmeyeyim. Birebir temas olduğumuz için biz de işimizden dolayı o yüzden biraz da insanlar da berberde şey yapıyor yani gelmemek istiyor yani. Aslında çekinen yok da bazıları aile zoruyla çekiniyor, hanımının zoruyla çekiliyor. Ben burada Arife Güne tıraş adama 11'de randevu vermişim. Adam 11'de arıyor diyor ki ya hanımım göndermedi beni işte oralar kalabalık. Diyor, öbürü diyor ki annem göndermedi kalabalık. Yani bu vatandaşın psikolojisi böyle yani. Bazen esiyor geliyor bazen gelmiyor yani. Özellikle biz kendi dükkanımız için söylüyorum. Çok dört dörtlük bak burada şeyle dezenfekte edilmiş taraklarımız falan var. Tamam mı? Bu her müşteri ayrı peçete kullanırız biz. Hiç yani biz onun bilincinde olduğumuz için biz o konuda çok kendimizi üst düzeyde görebiliriz yani. Fiyatlarda işte bu pandeminin verdiği biraz kapanma biraz da işsizlik dolayı bizim derneğimiz bizimle alakası yok. Abi elektriğe %40, suya %40, doğalgaza %40 zam gelirse bizim bura ne ki? Bizim bura Irak'tan mı geliyor elektrik? Petrol oradan mı geliyor? Biz de elektriği o yüzden biz de yansıtıyoruz fiyatları. Ha bu sadece biz yansıtmıyoruz. Dernek olarak yansıtıyorlar bunu. Birden mesela pandemi öncesi 45 TL'ydi saç sakal. Pandemiden sonra 60 TL oldu. Bir sene, bir buçuk sene geçtikten sonra şu an 70 TL oldu saç sakal. Bunu aile bilecek abi. Diyecek ki benim çocuğum okumuyor. Buradan ailelerine sesleniyorum yani. Okumuyor. Bak berberlik, terzilik güzel meslekler bunlar. Bak ben bu mesleğe girerken ustam dedi ki bu sana bir altın bilezik. Koluna geçerse ömür billah çıkmaz. Doğru söylüyor. Yani berberlik güzel meslek olduğu için bunu aile bilecek. Oğlum okumuyor 14-15 yaşında. Çünkü aile anne baba daha anne babadan hariç kimse bilemez çocuğu. O yüzden diyecek ki sen okumuyorsun. Ortaokuldan sonra ha ben ortaokula kadar da okumasın demiyorum mesela okusun. Biraz okuma yazmayı öğrensin biraz bir bilgili olsun ama külliğinden de şey olmasın yani. O yüzden 15-16 geçirmeden aileler bunu meslek olarak seçerlerse daha iyi olur yani. Bu başka türlü önüne geçemeyiz ki çırakların. Çıraksızlığın yani.